Karavanla Keşifler sayfamızdan herkese merhaba. Bugün ilk defa karavanı görmeden karavan alan bir adamla birlikteyiz. Çekidemirini de ilk defa taktırdım. Aynen, her şey ilk. Nereden merak sardın onu bir söyle. Abi zaten bu yani sonuçta bir hayal. Herkesin içinde barındırdığı gibi bende de aynı şekilde vardı. Sonra da zaten internetten yapılan araştırma bir şekilde sayfaya yönlendirdi. Bizim işte, sayfamızda mı? Evet. Aslında ben Adria'ya satılan karavana bir talip olmakla başladı. Aslında ben karavanımı satıyordum. Aytaç aradı beni. Hatta orada bir yemek yaparken bir video izlemiş. Kahve videosunu izlemiş. Canı çekip kahve içmeye çıkıyorlar. Karavanın ilanını görüyor. Aynen öyle. Sonra karavan da satılıyor. Satıldıktan sonra ben yurt dışına gidiyorum tabii. Evet, gelemedik. O gün yani başka yazdı ya, karavan satıldı, çok üzüldüm. Biz de o zamanlar yeni aldığımız karavanı kimseyle paylaşmadık. Yani kimseye ne marka aldığımızı söylemiyorduk vesaire. Aytaş'la bizim ortak yanımız var. Aile yapımız aynı. Aynı yaşlarda çocuğumuz var. Evet. İşte yaşlarımız aşağı yukarı aynı. Mesleklerimiz benzer. Aynen. Ondan sonra bir tek Aytaç'a söyledim ben hangi karavanı aldığımı. Aytaç da sağ olsun abi. Ondan sonra sen devam et. Ya ben işte çocukla falan hani olur mu olmaz mı falan en büyük tereddütümüz oydu. Adaptasyon sorunu. Baktım oluyor gibi. Yani siz zaten yapıyorsunuz. ama tabii şey emek büyük. Yani çok yardımsever bir yaklaşımla. Yani görmeye hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı. Zaten hiç telefonla. Hayatımda görmedim bile bu. Evet ya ben ilk böyle hani hobi karavan falan deyince İnternetten böyle Google'a yazarak başladı yani aslında. Sonra içi dışı konuşuyoruz derken bugüne geldik. Bir baktım ki o bir karavan gelmiş kapımıza kadar. Öncelikle güvendiğin için teşekkür ederim. Arkadaşa da parasını yollayıp hani bizim sözümüzle ve aksesuarlarını da tamamıyla birlikte seçtik. Aynen evet. Ve sonuçta Türkiye'de ilk defa aynı karavandan iki tane olmuş oldu. Karavanın dışında bazı yerlerini birlikte tanıyacağız ama bugün içini tanımayacağız. İçi ve dışı için özellikle Hobi Premium'un videosunu çekeceğiz. Karavan iç tasarımında belli başlı bölümler vardı. İşte yatak yapısı, mutfak yapısı. Bunlar tamamıyla özel olarak istedik yapılmasını. Ondan sonra karavanlarımız geldi. Karavanlar geldikten sonra çekilemiyoruz. Evet, Aytaç'ın karavanı çekeceği şu an araba E220D 4Matic. Biz bunu Tow Car sitesinden baktık. Uygulamaları kötü değil, iyi. Uygun gözüküyor bayırda vesairede. Zaten 4 çeker bir araç. Şimdi çekidemiri nasıl oldu? Çekidemir serüveni nasıl yaptınız? Şimdi, nerede yaptırdın? Nasıl oldu? Çekidemiri zaten yine aynen bilgi paylaşırken yani yönlendirme sonucu. İşte Aksaray Otomarket'te tabii ben ilk başta onu da bilmiyordum. Yani birkaç internet yorum okumuştum ama yani böyle olduğunu bilmiyordum. Aslında buraya gelince bu konuda daha aydınlandım diyebilirim. Zaten bu konuda hani ciddi bir sirkülasyon varmış. Evet. Şimdi orada 3 seçenek zaten vardı. İşte bir tanesi 3 opsiyonlu diyeyim. Bu 3. opsiyon. Çekidemir opsiyonları. Çekidemir opsiyonları. Yani teknik detaya çok fazla herhalde gerek yok. Bu aracın orijinal tesisatıyla beraber gelen zaten işte orada ilk Sezgin Bey'le iletişime geçtik. Sercan Bey'le konuştuk. Onların yönlendirmesi sonucu. Şimdi ben burada sadece şey belirledim. Bu topuz çıkabilen bir topuz. İşte takıp şu an bunu istediğin zaman çıkarabiliyorsun. Evet, şurada basit bir fonksiyonla çıkarıp takılabiliyor. Çünkü elektrik tesisatı var. Evet, o aracın orijinal elektrik tesisatına bağlanıyor. Zaten motor beyninin üstünde uygun yerler varmış. Hani oraya bağlantıları yapınca hem aracın kendi dashboardunda bir çekici işareti, bir trailer konnektör işareti çıktı. Sende çıktı mı? Çıktı evet. İşte burada çok önemli. Mutlaka aracınıza orijinal yazılımlı paketi ekletin. Sen de galiba o paket için biraz bekledin. Önceden sipariş vermen gerekiyor. Evet. O siparişle beraber geldi. İkisi birlikte tabii geldi. Evet. Şu an senin araban çekidemir park sensörü iptal oluyor mu? Onu şimdi göreceğiz. Evet. Şimdi yani göreceğiz. Henüz çekmedik. Sadece bu trailer konektörü yani bağlantıyı yaptık ama tabii gidince ben bir servise tekrar gideceğim. Hani başka yapacak bir şey var şey mı? Var mı diye. Bir şey var mı? Çekidemirini taktık, yazımı yaptık. Ondan sonra işletmeye götürdün. Doğru. Bunların zaten yani ben tabii çekidemirini biraz süreyi tam tutturamadım buraya gelirken. Bir 4-5 saat uğraştık. Orada zaten Sercan Bey böyle olağanüstü bir performansla yani gece 11-12'de falan bitirdik. Doğal olarak işin
bu resmi tarafı bugüne kaldı. Onlar da bir yarım gün falan sürdü aslında. Türkiye'ye gittin, TSE'ye gittin. Doğru. Önce notere gittik. Bir kere karavanın işte ruhsat işlemleri falan vardı. Ondan sonra projemi aldım. Aksiyon Otomarket'ten. Sonra TSE'ye. Ne kadar ödedin? 270 civarı herhalde. Zam şey gelmediyse. Var arabada fişi ama. Ödedin. Ödedikten sonra hemen zaten yarım saat sürüyor da. Yani yarım saat bile sürmedi. Zaten hiç sıra falan hiçbir şey yoktu. Tekrar notere gittik. Yeni ruhsatı verdi. Her şey çok kolay gördüğünüz gibi. Şimdi daha fazla beklemeden aslında dün Aytaç karavanda kaldı. Dün geldi buraya çekidemiri için. İlk deneyimiydi. Onu da bir laf arasında bir soracağız nasıldı diye. Şu an bulunduğumuz yerde Çekmeköy'de Fava Camping. Burası gerçekten bir cennet. Bütün markalara açık bir yer. Öncelikle Fava Camp'ın sahibi Ethem Bey'e de bize burada böyle bir imkan tanıdıkları için ilk deneyimini, Aytaç'ın ilk deneyimini yaşattığı için de teşekkür ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş karavana doğru gidelim. Hadi bakalım. Şahane yani. Zaten ya yani ben fotoğraflarda, videolarda falan çok beğenmiştim. Ama yani bence şöyle bir şey var. Hobi yani böyle çok ciddi ürün tanıtım videoları falan da bulamadım ben. Hobi ile alakalı evet. Değil mi? Ya da bu Almanca falan hani birkaç şey buldum. Hobi yani bu içerik çok önemli. Evet. Yani. Tasarımıyla gördüğünüz karavan Aytaç'ın. Aynısından da benim var. Türkiye'de iki tane aynen. Şu an için. Ama bence kendi kendine böyle rahat şey yapacak, sevdirecek. Evet. Bir model yani ona eminim. Ya birçok karavan modeli izledim. Kalitesiyle falan aklındaki düşünce ne oldu? Ben yani kesinlikle doğru bir tercihmiş. Yani iyi ki böyle güvenmişim. Siz de hiç yani esirgemediğiniz yardımla ben bayağı mutlu bir haldeyim yani. İnşallah süper kamplarda da birlikte mutlu böyle bir sürü anın olacak. Evet, Aytaç'ın karavanı Hobi 495 Uğle. Karavanların aksesuarlarını beraber getirdik. Zaten bu karavanın tanıtımını yapacağız. İşte bisiklet tutucusundan, gaz çıkışlarından, tentesi tamamıyla orijinal olarak getirilmiş tentesine kadar, Tuğle'nin tentesine kadar her şey var. Birçok aksesuarıyla zaten bu karavanı tanıyacağız. İlk karavan deneyimin nasıl oldu? Akşam geldiğin, ilk karavanına girdin. Mesela dışarıdan zaten videoda izlemiştin. Geldin neler hissettin? Abi aslında ilk ben karavanın yanına gelmeden daha bu çekidemiri takılırken falan orada tabii gel abi buradan karavanımızda görüşürüz. Sohbet muhabbet sırasında hani dostluklar da başladı aslında. Cem abi sağ olsun. Akşam böyle sürekli yemeğe gel falan. Artık ben hani dedim yani planı aksatmayın. Hiç tanımadığım bir insan seni evine çağırıyor. Ya en son artık tartışma şurada bitti yani. Zaten hani karavan alacaksan önce arkadaşlıkla başlayacaksın. İtiraz etmemekle başlayacaksın. Hatta ben yani evi aradım dedim böyle ben yemekteyim. Başka bir yerde yemekteyim. Ya aslında burada başlamış oluyor. İşte karavancılığın yani güzel yanı bu. Tabii yani. Beraber hemen de yanındaki karavan. Zaten kamplara gittiğin zaman şunu göreceksin. Bir anda karavanı çekince herkes bir yerlerden itmeye başlayacak, yardım etmeye başlayacak, dur onu biz oradan açalım demeye başlayacak. Aytaç bunun ilk macerasını yaşadı. Çekidemiri takılırken gene karavancı olan Cem abiyle tanışıyorlar. Aytaç da şehir dışından geldiği için o sırada yemekti vesaireydi. Cem abi çok ısrarla Aytaç'ı evine götürüyor. Evinde yemek yiyorlar ve ilk karavancı dostluğunu kazanmış oluyor. Bizlerden sonra belki de. Tabii. Ondan sonra geldin. Akşam zaten geldin. İlk kapısını açtın şöyle ve. Evet zaten bir oryantasyon turu yaptık etrafında ama tabii karanlık olduğu için ben tabii birçok şey yeni. Yani ortama mı bakayım, karavana mı bakayım. Ya bu zaten bu heyecanla eşyaları falan unutmuş gelmişiz. Değişik bir deneyim yani. İlk defa böyle şey, tabii gece bile burada bir kuş sesi var. Ben gece öten kuşu anlamadım. Orada bir kolonlar var herhalde. Ethem abi doğa havasını yapmak için aralara bir kolonlar koymuş, kuş sesi kolonları. Ya sabah olabilir. Zaten 4.30-5 defa uyandım yani. Direkt kuş sesi. Sonra geri uyudum. Zaten
zaten şu anda da belli. Yani üşüdün mü? Sürekli. Yani çok üşümedim. Yani çok zaten hazırlığım da yoktu. Ama hani görünce belki kalmam düşüneceğim vardı. Hmm. Görünce dedim yoksa her halükarda bir kalayım yani bir havasını solayım. Bu karavanda daha önceki karavanlarda Truma'nın ısıtıcısı vardı. Bu karavanda Alde sistemi geldi. Alde sistemini hep birlikte tanıyacağız. Alde sistemi sizin evinizde bulunan kombiyle birebir aynı. Yani bir pompadan komple her yeri su basıp suyla ısıtan, yani su dolaşımıyla ısıtan bir sistem. Tabii Aytaç yeni olduğu için din onu da çalıştırmak istemedi. Lastiğe bu 4.5 bar lastiğe bu kadar hava basman gerektiğini söylüyor. Kolayca bir tane güzel güçlü bir matkap alırsın. Tente mi bunlar? Yok, tentenin kolu ayrı, orada kutunun içinde. Hmm. Yerde tamam, duran falan. Tamam, hatırlıyoruz. Yok. İkinci bir de dekoder almaya gerek var. City Water'ımız. Onu da hatta şurada hazır. Fava Camping'deyken gösterelim. Fava Camping'de herhalde bu türlü özellikler evet, biraz standart. Fava Camping'in reklamını yaptık ama. Standart değil mi bu her kamp? Evet, evet. Yani aslında her kampta değil. Genelde yurt dışında var da. Fava'da standart. Her karavanın başında yani standart. Evet. Bunu, çıkışımız, zaten barbekü. Bunun tanıtımlarının hepsini yapacağız. Evet. Bunu buraya taktığımız zaman bir daha depoyu doldurmaya ihtiyacımız yok. Burayı açıyorum. Açtım. Açtın. İçinde şamandıra var. Kek var. Değil mi? Evet. Depo doldukça. Aynen. Tamamen dolunca su aslında ağzına gelip evet, bekliyor. Evet, kullandık, cihaz aldıkça buradan tekrardan. Mesela şu anda benim konumum. Aytaç, bunlar yeni karavana başlayan için üst level şeyler. Hiç olmadı böyle. Senin şu an su taşıman, hortum bulman gerekiyordu. Bu normal su dolum kapağımız. Hortumla City Water'ın olmadığı bir yerde. Normal buradan açıp dolunacak. Aytaç'ın bir de gaz çıkışlı böyle gaz ocaklarından var. Ne deniyor, taş ocak mı ne? Ondan bir tane alacak, dışarıda balık yapacak. Normalde direkt tesisata bağlı bu da zaten. Üstünde tabii bir şey. Tane şey var anladığım kadarıyla. On-off vanası var. Evet. Vanayı açıp... Vanayı açtığın zaman... Aytaş, ben... tentede şöyle bir şeye dikkat edeceksin. Tentenin oradan çevirerek açıyorsun ya. Açtığın zaman elinin ulaşabildiği yere kadar açıyorsun yarım metre. Onun içinde ayakları var. Ayakları çıkarıyorsun. Ondan sonra bir yarım daha açıp... Sonra ayaklar yamuluyor ya, tekrardan ileri alıyorsun. Şimdi karavanı ileri aldığımızda zaten bir açar bakarız ona. Şimdi bunun bir özelliği de zaten fabrika tentedir. Yani bu fabrikada yapıldı bunun tentesi. O yüzden tavandadır. Genelde Türkiye'de daha sonradan takılan tenteler buraya duvara delinerek takılır. Şimdi bu hem bir ferahlık sağlayacak hem de burada duvara yük binmemesini sağlayacak. Aslında doğru olan budur yani. Doğru, yukarıda ağırlık olmuş olacak. Yan duvarlarda herhangi bir ağırlık olmamış oluyor bu şekilde. Bir yan paneli gelmemiş. Evet. Mover'ı kullanmasını gösterelim. Evet, bisikletliğimizi şu şekilde açıyoruz. Anahtar sende gibi. Yukarı doğru açılıyor. Aynen. Bu motorlar birbirine bağlıdır. Şuradan kolu çevirdiğimizde bak şurası hareket ediyor. Burada bir göstergesi var zaten. İkisi birden. Evet. Şu an kırmızı koruma geldi. Lastiğe. Kırmızıda mı durması? Evet. Şu an lastiğe bastığını. Tamam. Sistem şu an açık. Kumandamızı açalım. Şuradan yandan açıyoruz. Direkt yeşil ışık yanacak. Şu an algıladı. El freni indiriyor. Haberleşti anlamına geliyor. Evet. Aşağı doğru bastırıyoruz. Yok, güç uyguluyoruz sadece. Şu şekilde biraz serttir. Bir not teker aşağıda. Yani ağırlık oraya basacak şekilde. Değil mi? Şimdi çıkartabilirsin kumandayla.
Tabii. Basalım. Nasıl büyük kolaylık değil mi? Eğimden dolayı mı yönelik? Ön tekerden dolayı. Şimdi güzelce teker. Anladım. Burada ben bir elle müdahale ediyor muyum? Yok, bir şey yapmana gerek yok. Duyan. Şu eğer pilot destek tekeri rahat oynayacak seviyede olsun yeter. Burada Sercan o kabloyu vardır. Da kurtar. Emniyet şeyini. Şimdi biz şunu tabii indirdik değil mi? Böyle. Evet. Boşta gibi bir şey aslında. Yok şu değil. An kaldırdık biz bunu. Burada kanalları var. Bu kanallara oturduğu zaman sağ sol yapmaz teke. Şurada kanal var iki tane. Şu Aytaş'taki rahatlığa bak ya. Abi, ey yavrum böyle karavancıya ya. Bak be. Öteki tarafa doğru. Şimdi dönebilirim. Tam dön. Tamam, dur. Hop. Tamam. Aytaç, belli bir yere geldikten sonra mover'ın olduğu için geri kalanı şeyle yapabilirsin. Tamamdır. Tamam, o zaman böyle kalması yeterli. Evet, mover'la ayarlayabiliriz zaten onu. Biraz daha alalım. Pilot teker yukarı doğru kaldırıyor. Fark ediyorsun evet. Değil mi? Biraz daha. Peki şunun tabii arabaya göre bunun seviyesi değişiyordur değil mi? Pick-up'larda falan daha mı yukarı? Pick-up'larda çeki demiri aşağı doğru iniyor. Bunun standarttır. Yerden onun yüksek. Yerden yüksekliği yüksek standart. Yüksek. Aslında hep standart. O yüzden modele göre değil mi evet, seçiyoruz? Aynen. Doğru tamam. Yoksa çünkü karavan aynen. Öne ya da arkaya aynen. Yatık olmasın. Biraz daha öne alalım. Biraz daha. Hafif sağ yapalım. Hop. İndiriyorsun. Biraz, önce şu biraz şey... geriye alabilir miyiz? Sola ve geriye. Sana doğru. Tamam. Biraz daha sağ alayım mı? Al. Tamam. Bir klik sesi duyacağız. Evet. Bayağı duyuyormuşuz. Evet. Şimdi şurada bir püf nokta var. Onu gösterelim. Şuradan kanala geçti. Yolda giderken bu takır takır ses yapar yoksa. Bunun sağa sola dönmemesini sağlıyor bu kanal. Doğru. Evet. Buradan gevşetiyoruz. Tekeri kaldırdık. Tamam. O yukarıda bir yere falan oturmuyor değil mi? Sadece yukarıya kalıyor. Sercan o elinle tuttuğunu da bir kademe sıkıyorsun abi. Heh. Evet. Peki şimdi... İstersen yanıma doğru gel şöyle. Hı hı. Bak şu kapağın altında da bir çertik var. Evet, ikisi bir denk gelecek. Evet, bu soketteki çertikle kapağın altındaki çertik birbirine denk gelecek. Ondan sonra çeviriyoruz. O tam oturduğunda bir konektör kilit şey var mı hissiyatı? Yok. Üstünde. Yani şu an kanal kanala geçtiğinde kanalda... zaten şunu şöyle çevirdiğinde o tamam. Kendisi yuvaya alıyor zaten. Tamam. Ne yapıyorsun? Şu an evet elektrik hattını aslında kontrol etmiş oluyoruz. Yani trailer konnektörü en azından doğru bağlantılı. Şunlar şey mi? Arka sis mi acaba? Geri sis evet. Plaka aydınlatma. Yandakiler pozisyon. Gece nasıl oldu karavan? Güzel.
Evet, şu an Aytaç ilk karavan deneyimini yaşıyor. İlk defa karavan kullanıyor. Şu an benim arkadan takip ettiğim kadarıyla da iyi gidiyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde Ankara'ya da gidecek. Eşiyle ve çocuklarıyla birlikte çok güzel anılar biriktirecek. Nasıldı? İlk bir iki şeyden sonra güzeldi ama. Var mı bir sıkıntı var mı? Yok, gayet güzel. 40 yıllık karavancı gibi kullandı ya. Ben artık bu gazlı abi. Aklına takılan bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Yalnız şu alttaki ışıklar çok iyiymiş. Aynadan baktığımda yani tabii, karanlıkta sadece onları görüyorum abi. Şu... Yani, o sana karavanın aynı o amacı o zaten. Onlar sana referans ışığı abi. Bir de dikiz aynadan da hobiden başka bir şey görmüyor. Aytaç'ı tanıdığımız için çok memnunuz. İlk kampta görüşmek üzere diliyoruz.